Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Valisi Ali Mantı, Ortaköy, Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerine giderek ziyarette bulundu. Aksaray Valisi Ali Mantı, sorun ve ihtiyaçları tespiti, ilçelerin genel durumu hakkında bilgi almak için sürdürdüğü ziyaretleri kapsamında Ortaköy, Ağaçören, Sarıyahşi ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hoş geldin Sayın Valisi. TMV'li Aktaş. İlçelerde ilk olarak kaymakamları ziyaret eden Vali Mantı, ilçe protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Mantı, ilçe hakkında kaymakamlardan genel durum hakkında bilgi aldı. Vali Ali Mantı, birlik ve beraberlik içerisinde iyi şeyler için çalışacaklarını belirterek, devletin imkanlarını vatandaşlara sunmaya devam edeceklerini, bu hizmetlerin yürütülmesinde görev alan kaymakamlara, belediye başkanlarına, il genel meclis üyelerine, belediye meclis üyelerine ve muhtarlara çok teşekkür ettiğini söyledi. Çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizdeki birlik, beraberlik inşallah bundan böyle daha güzel bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü birlik, beraberlik gözüküyor zaten. İlçeye giri girmez. Bu beraberlik, bu güzellikler gözüküyor, görünüyor. İyi şeyler olursa paylaşırız. İnşallah ilçemizde de güzel şeyler oluyor. Kaymakamımızın değerli çalışmalardan dolayı, bundan önceki kaymakamımızın çalışmalarından dolayı, bundan sonraki gelecek kaymakamlarımızın çalışmalarına, tüm ilçedeki belediye başkanımıza, ilgilenen meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, tüm başkanlarımıza, vatandaşlarımıza çalışmalarından ve ilçeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çalışkan kaymakamımızın başarılarının daha da artarak devam edeceğine inanıyorum. Tekrar kaymakam bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Ali Mantı, teşekkür ederiz. Sayın Kaymakam, hoş geldiniz. Gözünüz geliştir. Burası milletvekili. Evet, milletvekili. Sağ olasın. Biraz geniş alabiliyoruz. Çok fazla şey gerek. Geçen Korsan'ın bölgesi 1825 farklı nüfusumuz var Sayın Valim. Toplamda 2018'de 472 cerrahimiz var. Bunların kişiye karşı mal karşı olarak 305 kişiye karşı, 108'de mal varlığına karşı cerrahimizdir Sayın Vali. Bunları önlemeden önleyici hizmetler olarak çözümlerimiz bulmaktadır Sayın Vali. Teşekkür ederim. Sağ ol Sayın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arabayla gidiyoruz değil mi? İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisiyle ilgili söz alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmalarda bulundu. Değerli milletvekilleri, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde İYİ Parti grubu adına söz isteyen Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel. Buyurun Sayın Erel. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, son 10 yılda enflasyon %145, çifçi borçları ise %830 artmıştır. %90'ı borçlu olan çiftçinin borcu ise 100 milyara kadar dayanmıştır, dedi. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, CHP'nin vermiş olduğu grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son 10 yılda enflasyon %145, çiftçi borçları ise %830 artmıştır. %90'ı borçlu olan çiftçinin borcu ise yaklaşık 100 milyara dayanmıştır. Geçen gün yaptığım konuşmada devletin gayri safi yurt içi hasıladan dolayı çiftçiye 100 milyar TL bir borcunun olduğunu, çiftçinin alacağı olduğunu söylemiştim. Bu alacak başka kanallara değil de çiftçimize iletilmiş olsaydı bugün çiftçimizin borcu sıfır olurdu diye düşünüyorum. Aksaray'da Türkiye'nin en güzel sarımsağı, en güzel çekirdeği yetişmekte ama hükümet Çin'den hem ayçiçeği hem de sarımsak ithal ediyor. Bunu anlamış değiliz diyerek sözlerine devam etti. Hükümetin izlediği yanlış politika yüzünden tarım ürünlerinde ithalatın artışı, ekonomide yaşanan krizler çiftçilerimizi borç batağına sürüklemiştir. Arpa hasadı başlıyor, bir bakıyorsunuz ki hükümet arpada gümrük duvarlarını yıkıyor. Pirinç hasadı başlıyor, bir bakıyorsunuz ki hükümet pirinç ithalini kolaylaştırıyor. Pamuk hasadı başlıyor, Harran Ovası'nda tarlada pamuk şu anda 2,5-3 liradan müşteri beklerken, alıcı beklerken devlet, hükümet dışarıdan 7-8 liraya pamuk alıyor. Bunu Harran Ovası'ndan Muhsin amca soruyor. Benim elimde pamuk varken dışarıdan niye pamuk alıyorsunuz? Yine en basiti yerelde Aksaray'da, genelde Türkiye'de. Aksaray'da dünyanın, Türkiye'nin en güzel ay çekirdeği yetişiyor. En kral sarımsağı yetişiyor. Ama hükümet, devlet Çin'den hem ayçiçeği hem sarımsak ithal ediyor. Bunu anlamış değiliz. Aksaray'ın Bayraltı köyü adını verdiğimiz bölgesinde Baymış'ta, Sapmaz'da, Sarayhan'da, Acıpınar'da, yani Bayraltı'nda vatandaş sarımsağını tarlada bıraktı. Tarlayı sarımsağıyla beraber sürdü. Eğer Çin'den sarımsak alınmamış olsa Aksaraylı sarımsak üreticisi bu sarımsağına müşteri bulabilecekti. Yine Yeşiltepe'de, Ulukışla'da, çöl dediğimiz bölgede ay çekirdeği elinde kaldı. Çiftçinin sadece bankalara borcu yok. Çiftçinin ilaççıya, gübreciye, tohumcuya, velhasıl herkese borcu var. Devlet alımı kısıtlığı için çiftçi üreticisini tüccara veriyor. Tüccar da zor durumda olduğu için çiftçiye ödeme yapamıyor. Çiftçiye ödeme yapmadığı için de çiftçi tarım kredi kooperatifinden aldığı borçları ödeyemez hale geldi. Bugün çiftçinin tarım krediye olan borcunda icraya düştüğünde %41 faiz ödemek zorunda kalıyor. Bunun yanında mazotun, gübrenin, ilacın %100'e artması ama çiftçinin ürününün değer görmemesi borcu artırıyor. Siz 1 liraya buğday mal ediyorsunuz, 1 lira 5 kuruşa devlet buğday alıyor. Siz 1 liraya arpa mal ediyorsunuz. Bir dakika ilave ediyorum, buyurun. Ve bugün çiftçi tohum alacak, 1 liraya sattığı buğdayı 1800 liraya alıyor. Arada 800 lira fark var. Yine 900 liraya sattığı arpanın tohumunu 1600 liraya almak zorunda. Dolayısıyla ne yapacak? Mecburen borçlanacak. Artık tarlasını ekemez hale geldi, süremez hale geldi. Yerelde Aksaray'da, genelde Türkiye'de tarlasını süren vatandaş bu sefer gübre atmadan sadece ekim yapacağını, sürmeyen vatandaş ise kesinlikle ekmeyeceğini söylüyor. Zira ne yaptığı masrafın karşılığını alabiliyor ne de alın terinin karşılığını alabiliyor. Dolayısıyla çiftçimiz çok zor durumda. Hükümetimizin bir an önce çiftçinin borçlarını, özellikle kredi borçlarını, hem tarım kredi kooperatifine hem de Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının en az bir yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Yoksa önümüzdeki yıllarda Allah muhafaza Türkiye tarım alanında kıtlıkla baş başa kalacaktır diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Erel. Büyük Birlik Partisi Aksaray İl Başkanı Aksaray'ın yalnız adamı Ahmet Karaman, Büyük Birlik Partisi Aksaray Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Başkanım merhabalar, adaylığınızı açıkladınız, neler düşünüyorsunuz? Hareketli günlerin yaşandığı şu dönemde Büyük Birlik Partisi Aksaray Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. İlimizde yıllarca siyasetin içerisinde yer alan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ahmet Karaman, seçimlerde parti olarak yoğun emek harcayacaklarını da ifade etti. Çok değerli basın mensupları ve güzel şehrimin güzel insanlarına en kalbi duygularımla,
alperen ruhumla, ülkücü heyecanımla bütün Aksaraylı hemşerilerimi yürekten selamlıyorum. Ayrıca Karaman yaptığı açıklamada Aksaray Büyük Birlik Partisi yerel seçimleri bir şehrin kaderi olarak belirlemek için halkın eline geçen en büyük koz olarak bakmaktadır diye söyledi. 31 Mart'taki mahalli seçimlerde, mahalli idareler seçimlerinde Büyük Birlik Partisi camiası olarak, Aksaray Büyük Birlik Partisi il teşkilatı olarak arkadaşlarım beni bu kutsal göreve layık gördüler. Ben de aday adaylığımı açıklıyorum. Ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli hemşehrilerine düne ve bugüne verilen sözlere, yapılan icraatlara, kalkmayan uçağa, dumanı tütmeyen trene, turisti, reklamı olmayan doğal tarihi ve milli değerlerimize, bir kayak merkezi bile bulunmayan İç Anadolu'nun en heybetli dağlarından birisi olan Hasan Dağı'na, suyuna, yoluna bakmalarını istirham ediyoruz ifadelerini kullandı. Aksaray ilinde bütün halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni denedi, Adalet Partisi'ni denedi, Refah Partisi'ni denedi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni denedi ve en sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni denedi. Zaman gösterdi ki en büyük Türkiye'nin ilacı olan, çaresi olan Büyük Birlik Partisi'nin olduğuna kalbi kanaatimiz gelmiştir. Bizim için kimin aday olmasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun alpereni olarak neye inandıysak onu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu güzel şehrimizde kalkmayan uçağından tutun, dumanı tutmayan treninden tutun, Türkiye'deki en kaliteli turizm şehri olan Aksaray'ın tanıtımı yapılmadan gündelik siyasetlerle alet edilirken biz önce halkımız, önce şehrimiz diyerek inandığımız Aksaray'a, sevdiğimiz Aksaray'a, baş koyduğumuz Aksaray için can vermek için geliyoruz. Aksaray'ı yeniden inşa etmek için, kapalı yollarını aşmak için, köşe başlarını ele geçiren balıkçılardan, trafik sorunlarından, şehrin girişleri kapatılmış onları çözmek için, Aksaray'ın bütün problemlerini bilen tek ve tek aday kardeşiniz Ahmet Karaman benim. Niye? Bütün şehirle hasbuhal eden, herkesin derdini bilen, derdine çare olmaya çalışan tek aday bizim olduğumuza inanıyorum. Onun için bu Aksaray bu seçimlerde iyi değerlendireceğine, Aksaraylı için bir fırsat olacağına inanıyorum. Değiştir artık Aksaraylım. Sen mecbur değilsin. Sana Ankara'dan dayısı olanların gönderdiği belediye başkanlarını seçmek zorunda değilsin. Sana çare olacak. Senin dertlerini bilecek. Seninle gülüp seninle ağlayacak. Aksaray'ı Türkiye'de değil, dünya şehri yapacak bir başkana ihtiyacın varsa mutlaka değiştirmelisin ve Büyük Birlik Hareketi'nin, Büyük Birlik adayının yanında olmalısın. Neden diyorsan, milliyetçi, ülkücü, muhafazakar, dindar ve vatansever. Aksaray'da geçtiğimiz salı günü hindileri çalınan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fadik Sert'e Haluk Levent'ten sonra Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 kaz, 1 hindi, 2 tavuk ve 1 horoz yardımı yapıldı. Olay 4 Aralık Salı günü Aksaray Tacın Mahallesi 1811 sokakta meydana geldi. Hayırsever vatandaşların temin ettiği bir evde yaşamını sürdüren Fadik Sert, 33 yaşında kocasını, bir yıl önce de oğlunu kaybedince yalnızlaşmaya başladı. Evinin bahçesinde tavuk ve hindi besleyerek geçimini sağlamaya çalışan Fadik Sert'in beslediği hindilerden 10 tanesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktığında kümesin kilidinin kırıldığını ve 15 hindiden onunun olmadığını fark eden Fadik Sert gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis bahçede ve kümeste inceleme yaptı. Polis hindileri çalan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Olayın ardından yaşlı kadına birçok vatandaş yardım eli uzatırken bir destek de Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ekibiyle birlikte Fadik Sert'in evine giderek 3 kaz, 1 hindi, 2 tavuk ve 1 horoz yardımında bulundu. O ayağı da açayım şey. Şunu aman ayıktın mı? Sakin ol. Sakin ol canım. Bir şey yok. Getirin arkadaşlar. Onları da getirin. Ya getirin hadi.
Allah Allah. Kalk kalk. Ben tutamadım ki. Abi çıksana bir geri çık abi geri çık. Şunları şu bastonyayı alalım. Otur. Buraya koyalım ne bir yere. Evet, ayaklar bağlı mı? Vereyim sana şöyle tut abi şunu. Al şöyle. Elimde vardı da çaldılar. İşte biz de sana bunu getirdik. Yani il müdürlüğümüz olarak seni sosyal medyadan gördük. Ondan sonra biraz şey yaptın, üzüldüğüne de biz de üzüldük. Bunları sana getirelim dedik. Kaz, ördek, tavuk, horoz. Getirsinler diyorlar. Değil mi? He. Erdal. Erdal. Allah bilir. Getir bak hindi de getirdik sana. Ördek de tavuk da getirdik, horoz da getirdik tamam mı? Tamam Allah razı olsun. Şunu bir çıkart şeyde. Kapıyı örtün bir. Bir ört şeyde. Bravo. Bravo onu da çıkart şeyde. Bravo onu da çıkart. Biz 2019'da bir projemiz var, kaz projemiz. Oradan da sana kaz vereceğiz tamam mı? Biz bugün il müdürlüğümüz olarak, il tarım orman müdürümüz olarak da sosyal medyadan gördüğümüz Fatih teyzemizin 10 tane hindisinin çalındığını gördük. Çok üzüldüğünü gördük. Biz de üzüldük il müdürlüğümüz olarak ve kendisine bizim il müdürlüğümüzün katkılarıyla kanat hayvan getirdik. Hindi, horoz, kaz ve kendisine de daha önce 2019 yılında yapacağımız projede de kaz vereceğimizi taahhüt ettik. Kendisi de mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Amacımız burada çiftçilerimizin üzülmesini engellemek, üretimine katkı sağlamak. Kendisi de memnun oldu. Ben teşekkür ediyorum hepinize bu konuda da. Çocuk gelişimi uzmanları çocukların zeka gelişimi için kitap okuma etkinliklerine vurgu yaparak ailelerin hayal güçlerine destek vermelerini önerdi. Tamam mı? Hadi şimdi yavaş yavaş gidelim. Gittikten sonra 2-4 yaş arası çocukların ilk öğretim öncesi eğitimleri oyun tadında gerçekleşiyor. Oynarken öğrenmenin çocukların psikomotor gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan çocuk gelişim uzmanları, küçük yaşta yapılan kitap okuma etkinliklerinin çocukların bilgi seviyesini arttırdığını ifade ediyorlar. Gülfil'den. Gördünüz mü? Evet dinliyorum. Oyun büyümüşüz biz o zaman desin de. Babama da söyledim. Evet, şimdi sizi hazır mısınız? Ama oturuyoruz tamam mı? Oturmadan olmaz. Ona göre yapıyoruz. Sonra da o sırada kuş yaklaşmış ve büyük baba Eldo ikinizi çağırıyor demiş. Öncesi ne yapmış bize bakalım ne diyecekmiş. Büyük baba demiş ki çabukların arasından çıkmış ve ne şimdi yanındaydı. Nereye kayboldu demiş. Birinden bahsediyor bize. Birinden. Sarı fil. Evet. Merhaba büyük baba. Bizden saksın. Çek şuraya bırak. Şimdi bırak. Bak içinde su doldu. Şimdi bu suyu buraya sıkabilirsin yavaş yavaş. Ay canına bayağı bir şey çıkardı. Şurada da sanki başka renkler çıkacak. Bir şu köşede ne var acaba bir bak bakalım. Aynı zamanda oynanan oyunların özelliklerine göre çocukların hayal gücü de sınırsız bir noktaya ulaşıyor. Çok oldu. Yoksa bu bir Evet, biz kitap evi olarak açıldık. Kitap evi kafeyiz. 2-6 yaş ağırlıklı çocuklar için kitaplarımız var. Hepsi de gelişimlerine uygun kitaplar. Burada çocukları aslında 2-4 yaş arası çocukların zihin gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem. Ve bu dönemde de kitap okunması çocuklar için çok önemli. Aslında biz kitapla başlamak istedik. Çocuklar buna çok alışkın değiller ama yine de bu konuda çok zorluk çekmedik. Seven çocuklar da var. Kitap okumayla birlikte başlıyoruz. Arkasından da duysal ve sanat etkinliği ağırlıklı etkinliklerimizi yapıyoruz. Genelde etkinliklerimizi Montessori, Waldorf ve Reguli Emilia gibi teknikler kullanarak, karıştırarak yapıyorum. Bütün etkinlikleri planlıyoruz. Çocuklar oyunla öğrenmiş oluyorlar. Eğlenceli bir şekilde etkinliklerimiz genelde devam ediyor. Anne çocukla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Anneler de çocuklarının hem eğitimi hem eğlenmesi noktasında yanında olmak istiyorlar genelde. Anneler de çocuklara destek oluyorlar. 2-3 yaşı anne çocuk olarak yapıyoruz. Diğerlerine de isterlerse tek başlarına alıyoruz etkinlikleri. Çocuklar genelde eğleniyorlar burada. Burada şu anda kitap atölyeleri yapıyoruz.
2-3 yaş anne çocuk atölyemiz var. 3-5 yaşa da kitap atölyeleri yapıyoruz. Onlar daha çok artık velilerimiz alıştığı için, çocuklar alıştığı için çocukları bırakıp gidiyorlar. Onları yalnız başlarına alıyoruz. Kitap atölyesi şeklinde yapıyoruz. Hafta sonu 7-12 yaşa Ebru atölyemiz var. Ayşegül Hanım görsel sanatları öğretmenimiz. Keçi atölyesi yapıyoruz, çamur atölyesi yapıyoruz. Onları şekil çeşitlendiriyoruz. Her hafta bir atölyemiz oluyor. Teşekkür ediyorum. Ben Ayşegül Akça. Görsel sanatlar resim öğretmenliği mezunuyum. Burada kitap parkında çalışmaktayız birlikte Sümeyye hocamla. Çocuklarımıza daha çok psikomotor gelişimini sağlayacak duygusal oyunlar, resim analizleri, kulüp çalışmaları ile birlikte devam etmekteyiz. Tabii ki işitsel zeka, görsel zeka gibi çoklu zekalarla da ilgilenerek çocuklarımızın gelişimini sağlamaktayız. Çok hızlı ilerleyenler de var. Geri olanlarımızı ilerletme durumlarımız da oluştu. Bu şekilde biz çalışmaktan çok memnunuz. Çocuklarımız da bu şekilde daha güzel, mutlu olarak ufaktan başladığımız halde şimdi çok da yoğunlaşarak kayıt almaktayız. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşlar arasında da doğal olarak hangi partinin kazanacağı ve kimlerin hangi partiden aday olacağı konuşuluyor. Aksaray Sağlık Kasabası'nda ikamet eden vatandaşlarla kanal muhabirlerimiz bir röportaj gerçekleştirdi. İşte o röportaj. Evet sevgili izleyenler, yerel seçim öncesi beldelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Sağlık Kasabası'ndayız. Vatandaşların görüşlerini alacağız. Sağlık Kasabası seçim havasına girdi mi girmedi mi biraz nabız ölçeceğiz. Değerli bir beyefendi yanımızda. Öncelikle merhabalar. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşlar arasında da doğal olarak seçimlerde kimlerin aday olacağı ve hangi partinin seçimleri kazanacağı konuşuluyor. Merhaba, ben Mehmet İşer'i Sağlık Kasabası'nda oturmaktayım. Valla şu anda seçim şeyi yok bizim burada. Normal yaşantımız devam ediyor. Herhangi bir şeyimiz yok. İki tane adayımız var. Bir Mustafa Kepil şimdiki. Birisi de Hüseyin Mutlu var. İki adayımıza da başarılar diliyoruz. Bizim aşağı yukarı 70-80 tane çalışanımız var. Organize sanayide. Fakat bir türlü buraya bu yolumuzu yapmıyorlar. Yarısı Aksaray Belediyesi'ne ait, yarısı Sağlık Belediyesi'ne ait. Yol yapılmıyor. Tek isteğimiz yolun yapılması. Burada yol yapıldığı zaman ne olur diyeceksiniz. Burada 80 kişi çalışıyorsa 180 kişi çalışacak. Servisler buradan gelip geçiyor. Bu sefer ne olur? Yani gençlerimiz pis alışkanlıklardan, yani gündemimizdeki madde bağımlılıklarından kurtulur. Daha güzel olur yani. İşine gider, işinden gelir. Aksaray Sağlık Kasabası'nda ikamet eden vatandaşlar seçim sonuçlarının kasaba için hayırlı olmasını dilerken bütün adaylara başarılar dilediler. Ayrıca kasaba halkı organize sanayi yolunun bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti. Evet, Sağlık Kasabası'nda vatandaşlarımızla görüş alışverişte bulunmaya devam ediyoruz. Metin Bey yanımızda. Metin Bey, Sağlık Kasabası'ndaki seçim havası başladı mı? Aşağı yukarı diyeyim, daha tam değil de bir ay falan daha sürer aşağı yukarı. Öncelikle hoş geldiniz 68 televizyona da hoş geldiniz diyeyim. Allah razı olsun böyle bir program yaptığınız için. Şimdi seçme önce de bu şekilde değil de daha şeydi. Şimdi ikisi de bizim aynı köylümüz olduğu için sorun değil. Hangisi kazanırsa kazansın. Ama önce hizmet eden gelsin. İnşallah köyümüze hizmet eden bir başkan gelir. Hizmete ihtiyacımız var gerçekten. İkisi de bizim köylümüz. İkisini de sever sayarız. Şu anda mevcut aday hani söylüyorlar. Ben gerçi bana söyleyen olmadı. Bir Hüseyin mi var Ramazan'ın? Bir Hüseyin diye bir komşu var. Evet. Bir de Mustafa Kepil mevcut başkanımız var. Tamam abi. Vallahi arkadaş, Allah yollarını açık etsin. Bizim hani bir diyeceğimiz şeyimiz yok yani bunlar hakkında. Her hastalık sonrasında antibiyotik ilaçlara başvurmanın bağışıklık sistemini çökerttiğini ifade eden eczacılar, antibiyotik kullanımının doktorların tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğini söyledi. Evet sevgili izleyenler, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla artık insanlar yavaş yavaş mevsim geçişlerinden dolayı gribal enfeksiyonlar konusunda sıkıntı yaşıyorlar ve sağlık kurumlarına daha sık gitmeye başladılar. Ancak son birkaç yıl öncesine kadar reçetesiz antibiyotiklerin satışı mümkündü ama son dönemlerde Sağlık Bakanlığı aldığı tedbirler çerçevesinde artık antibiyotikler reçetesiz satılmıyor. Biz günümüzde antibiyotik reçetesi isteyen hala vatandaşlarımız var mı? Bu konuda Aksaray'ın bilinen eczacılarından Volkan Bey'in yanındayız. Volkan Bey, öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Az önce de ifade ettiğim üzere antibiyotik konusunda bilinçlenme söz konusu mu artık? Yani şimdi ilk başlarda biraz sıkıntı yaşandı. Hem bizim için hem hastalar için beklenmedik bir şeydi. Çünkü önceden hasta geliyordu. Bir tane ağrı kesici, bir tane antibiyotik isteyeyim deyip alıyordu ve gidiyordu evine. Ama son birkaç yıldır Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle bu televizyonlardaki kamu spotlarıyla gerek sosyal medyada gerek yazılı medyada bayağı bu konunun üzerine gidildi. Şu an halk yani %99 oranında alıştı diyebilirim. Çok nadiren ısrar edenler var reçetesiz olarak ama istenilen şeye ulaşıldı, başarıya ulaşıldı. Peki genel olarak yaşadığınız sıkıntılar nelerdir bir eczacı olarak? Aksaray'da da hakikaten hatırı sayılır rakamlarda bir eczane enflasyonu yaşanıyor diyebiliriz. Genel olarak yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Örneğin eczanede satılıp başka yerlerde satılan ürünler de var. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Aktarlar eczane gibi çalışmaya başladılar kendi çaplarında. İnternetten alınan ürünler var. Bu internetten alınan ürünlerin %99'u sahte. %1'i de sahte olabilir de olmayabilir de. Yani biz diyoruz ki ilaç eczacı danışmanlığında alınması gereken hayati öneme sahip bir maddedir. Biz bunun eğitimini aldık. İnsanlara hizmet vermek için eczanede bulunuyoruz. Yani ilaç eczaneden alınır. Peki en çok konuşulan, tartışılan, yorum getirilen konulardan bir tanesi de ortalıkta bu kadar büyük eczane enflasyonu yaşanırken Aksaray ölçekli bir ilde nöbetçi eczaneler konusunda da her gün bildiğim kadarıyla iki tane nöbetçi eczane var. Doğru mu? Ve yeterliliğinin olmadığından bahsediliyor vatandaş tarafından ayrıca bir de iki nöbetçi eczanenin aynı noktada olması sıkıntı deniliyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi geçen aya kadar doğru iki nöbetçi oluyordu hafta içi. Cumartesi günleri üç nöbetçi kalıyordu. Artık nöbetçi sayısı arttırıldı. Hafta içi ve pazarları üç. Cumartesi günleri dört tane eczane nöbetçi. Bu yoğunluğu biraz daha aldı. Bu eczanelerin yakın uzak olması konusunda da en sonunda ona eczacı odası bir bildiğim kadarıyla bir program geliştirdi. Program artık otomatik olarak seçiyor şeyleri. Nöbetçi kalacak eczaneleri. Biraz daha halk için olumlu oldu diyebilirim. Yani artık hepsi yan yana değil de aralarında mesafe olabiliyor. Kayda değer konulardan bir tanesi de eczacıların özellikle yeni adaptasyon döneminde biz tahsildar değiliz. Vatandaş tepkisini bize gösteriyor. Hastane kayıt ücretleri bizim tarafından alındığı için vatandaş tepkisini bize gösteriyor. Bu konuda sıkıntılıyız deniliyordu. Şu andaki durum nedir? O sıkıntı devam ediyor. Şimdi hastanelerde muayene ücretleri var. Atıyorum devlet hastanesi, şimdi eğitim araştırma oldu gerçi. 10 lira muayene ücreti var. Özelin acilinde giderse özel hastaneye 15 lira gibi muayene ücreti çıkıyor. Bunlar orada tahsil edilmediği için ilaç alırken bizim tarafımızdan tahsil ediliyor. Hasta doğal olarak yani ben muayene olmadım diyor. Ben ne zaman muayene olmuşum diyor. O an cebinde nakit parası olmayabiliyor. Yani ilacını almadan giden hastalar da mevcut bu şekilde. Kanayan yaramız bu. Buna çözüm bulunmadı. Bulunacağını da zannetmiyorum. Yani işine geliyor bu artık SGK'nın. Bizden hazır olarak tahsil ediyor. Ankara'da 4 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairelerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenen 10 kişi ise ayakta tedavi edildi. Alınan bilgilere göre Keçiören ilçesi Basın Evleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta 4 katlı apartmanın otoparkındaki 06 plakası lüks otomobilde gece yarısı yangın çıktı. Dakikalar içerisinde büyüyen alevler aracın yanındaki 06 plakalı ticari taksiye sıçradı. Alevler içerisinde kalan iki otomobilde ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Thank you.
Patlama seslerini duyan apartman sakinleri panik içerisinde binayı terk ederken üst katlarda yaşayan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle balkonlarında mahsur kaldı. Şimdi de içimizi ısıtacak bir görüntü. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri kedi barınaklarını rengarenk boyadılar. O lisanın sarısı biraz daha iyi çıktı değil mi? Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından sokak kedileri için yapılan barınaklar renklendirildi. Renk değişti, güzel. Üniversite bahçesinde bulunan kedilerle ilgilenen öğrenciler bir mobilya mağazası tarafından hediye edilen barınakları grafik tasarım bölümü öğrencileri tarafından çeşitli renklere boyanarak kedileri daha sıcak bir ortamda kalması sağlandı. Bir dakika. Burada yürüttüğümüz bazı dersler kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak yapılmış bu projeyi renklendirip arkadaşlarla konuşmuştuk. Üniversite yönetimimiz sağ olsunlar burada beslediğimiz kedileri dışarıda kalmasınlar diye sıcak bir yuva bulmak istemişler. Buraya bir kedi evi yaptılar. Biz de burayı düzenleme kararı aldık. Hep beraber arkadaşlarla renklendiriyoruz. Kedilerle oynuyorduk. Ve soğuk havada dolayısıyla kedilere okulumuz barınaklar aldı. Biz grafik tasarım bölümü olarak bu barınakları renklendirerek güzel bir hale getirdik. Kediler böylece daha sıcak bir yerde kalacak ve ıslanmayacaklar. Okulumuz bu farkındalığı yaptığı için okulumuza çok teşekkür ederiz. Nasıl şu an? Bir tur daha geçtik. Güzel güzel tabii canım ama o tek kat olmuyor. Mecbur kapatacağız. Çorum Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ekmek israfına dikkat çekmek için Ekmeğimi İsraf Etmiyorum projesi yapıldı. Çorum Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan Sorumluluklarımla Büyüyorum projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerimizdeki tüm ilkokullar Kasım ayında Ekmeğimi İsraf Etmiyorum temalı hazırladıkları çeşitli projelerle projeye katılım sağladı. Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği Sorumluluklarımla Büyüyorum projesinde ilkokullarda Kasım ayı boyunca Ekmeğimi israf etmiyorum teması işlendi. Ha ha ha!
şuraya koyun. Ülkemizde üretilen her 10 ekmekten bir tanesi çöp atılarak israf olmaktadır. Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Sorumluluklarımda Bir Yorum Projesi kapsamının bu ayki konusu ekmek israfı. Biz de ekmek israfına dikkat çekmek adına 5 Kız İlkokulu olarak böyle bir proje başlattık. Projemizin ismi Bayat Ekmek Kumbarası. Öğrencilerimiz her gün okula gelirken evlerinde bulunan bayat ekmekleri getiriyorlar ve sınıfımızda bulunan bayat ekmek kumbarasını atıyorlar. Daha sonra biriken ekmeklerimiz kedilere, köpeklere, kuşlara, tavuklara verilerek değerlendiriliyor. Ekmekleri hayvanlara vereceğiz, israf etmeyeceğiz. Ekmek israfına son! Ekmek israfına son! Kırıkkale'de okul geçitlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik eğitimi alan gönüllü öğrenciler artık trafik kural ihlali yapan sürücülere tutanak tutarak ceza kesebilecek. İnternet sayfamda internet kullanabiliyor musunuz? Bizim Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü daha güzel olsun da şöyle baktasın. Kırıkkale'de okul geçitlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik eğitimi alan gönüllü öğrenciler trafikte kural ihlali yapan sürücülere tutanak tutarak ceza kesebilecek. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü ekipleri tarafından 25 gönüllü öğrenci, 9 öğretmen ve 13 veliye yönelik trafik eğitimi hakkında seminer verildi. Bugün ilimizdeki ilk ve ortaokul şeklindeki eğitim veren okullarımızdan seçme 25 tane öğrencimiz ve gönüllü olarak 13 tane velimiz, 9 tane öğretmenimiz, okul geçidi görevlisi kursunu aldılar, eğitimini aldılar. Bu öğrencilerimiz başta öğretmenlerimiz ve gönüllü velilerimizle beraber okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önündeki araç trafiğini öğrencilerin yoğun olarak geldiği ve gittiği saatlerde durdurarak öğrencilerin sıratlı bir şekilde yoldan karşı karşıya geçmelerini sağlayacaklar. Biri karşıya geçerken araba durması gerekirse durduracağım, uyaracağım, yapanı, kurallara uymayanları uyaracağım. Seminerde görevli polis tarafından öğrencilere trafik kuralları ile ilgili sinevizyon aracılığıyla bilgilendirmeler yapıldı. Okul giriş ve çıkışlarında okula giden öğrencilerin yolun karşısına geçmelerinin sağlanması amacıyla gönüllü öğrenciler ellerindeki dur ve geç işaretleriyle sürücüleri yönlendirebilecek. Işıkta durmayanları düdükle uyaracağım. Sonra kırmızı ışık yanınca geçenleri dur işaretiyle durduracağım. Emniyet kemer taktığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz duyarınızı. Uzun yoksa yolda mutlaka takın, can güvenliği için çok önemli. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizleri emniyet kemeri konusunda bilinçlendirmek maksadıyla broşür veriyoruz. Bu broşür içerisinde emniyet kemerinin faydaları var. Ama gördüğünüz kadarıyla siz de emniyet kemeri takmamışsınız. Muayeneye gidiyorsunuz. Muayeneye gittiğiniz emniyet kemeri takmamanızın bir gerekçesi değil. Şehir içi veya şehir dışı yollarda demiyoruz. Mutlaka emniyet kemeri takıyoruz. Kısa yolda hemen şuraya gidecek gibi hiçbir bahane emniyet kemeri takılmaması için geçerli. Merhaba, iyi yolculuklar. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ederiz. Uzun veya kısa yol demeyi mutlaka takın. Hayatınız için çok önemli. Hayırlı. Teşekkür ederim. Önlerde oturma herkes 14.20, K6 kaydı. Kasaba yakasın hadi. 06 Hatay Denizli 12.78. Bursa
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ediyormuş gibi görünen kediyle köpeğin dostluğu fazlasıyla dikkat çekti. Kediyle köpeğin dostluğu vatandaşlar tarafından kayda alındı. Zaman zaman birbirleriyle oyun oynayan kediyle köpek insanlara adeta kardeşlik dersi verdi. Bir evin bahçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada ise yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Zonguldak'ta mevsimin ilk karı kentin yüksek yerlerindeki yerleşim yerlerine yağdı. İşte o kartpostallık görüntüler. Şu anda kış mevsiminin ilk karı görmüş olduğunuz gibi. Zonguldak'ta mevsimin ilk karı Beycuma'ya bağlı köylere düştü. Köylerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü öğrenildi. Beycuma Belediyesi'ne bağlı ekipler ise herhangi bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı. Karapınar köyüne yağmaya başladı. Bu karın yağmasıyla birlikte yerlerdeki mikropların kırılması demek, işte sağlık açısından güzel bir yaşamak demektir. Evet, görüyorsunuz şöyle havada sisli, güzel bir şekilde kar yağıyor. Bu karın güzelliği tabii ki manzara olarak da güzel bir görüntü sağlıyor. Nevşehir'de dün gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Nevşehir'de vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Nevşehirliler kar yağışının biraz geç geldiğini ifade ederken beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nevşehir Belediyesi ekipleri ise vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için kar küreme çalışmaları yaptı. Sürücüler ise trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir'de karla karışık yağmur yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Vallahi gizli geldi. Biraz sevindirdi bizi. Biz de geçse. Bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Vallahi güzel oldu ama biraz geç oldu. İnşallah bundan sonra daha bereketli bir kar yağışları olur. Daha erken yağsaydı sanki daha iyi olacaktı mikropların kırılması açısından. Ama inşallah bundan sonra daha bereketli bir kar yağışı bekliyoruz. Peki sabah bekliyor muydunuz karı? Bugün için beklemiyorduk ama geç de kalan bir kar yağışıydı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan bir kamu kurumunda çalışan Aytekin Çınar, 1993 model otomobilin motorunu akıllı cep telefonuyla uzaktan çalıştırıp cam ve kapılarını açıp kapatabiliyor. Özendiği şey ise Kara Şimşek filmi.
Fonksiyonlar. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi bir dönem televizyonda yayınlanan Kara Şimşek adlı diziye özenerek 19 yıldır bindiği otomobilini konuşur hale getirirken akıllı cep telefonuyla kumanda edebilen bazı fonksiyonlar kazandırdı. Mesafe gözetmeksizin her yerden tüm kontrolleri kullanabilirsiniz. Mesela aracın camlarını açmak istesek aynı şekilde camları da buradan açabiliyoruz. Camlar açılıyor. Camını açıyoruz. Yaz günleri sıcak ortamda böyle soğuması için, içerinin soğuması için camları açıp bekleyebiliriz. Araç çalıştırılıyor. Otomobilin motoru bu sayede cep telefonu yüklenen yazılımla uzaktan kontak anahtarı kullanılmadan çalıştırılabiliyor. Cam ve kapıları da açılabiliyor. Çalıştırıyoruz, tabii diyoruz. Aracın bu özellikleri eklemek için ilham kaynağım, zamanında çocukluğumda seyrettiğim Kara Şimşek dizisi vardı. Onu çok severek seyrederdim. Aracıma bunun tamamını uygulamayı çok isterdim. İstiyorum da. Aslında çok imkanlar verilsin. Yürütmeye kadar hedeflerimin içinde var yani. Aracın en son konuşur hale getirdim. Komutları konuşmayla cevaplıyor. Konuşmayla yerine getiriyor. İşte bu şekilde 19 yıldır da beraberiz arabamla. Şimdi aracım evin yanında olduğu sürece istediğim noktadan telefonumun mobil internetini kullanarak istediğim yerden çalıştırabilir, stop edebilir, camları açabilir ve buna benzer daha başka fonksiyonlar yaptırabilir. Aracımla eve yaklaşırken asansörün zemin katta hazır olmasını istiyorum. Onun için bu yazılıma ekstra bir de onu ekledim. Telefonun sadece ekstra bir tuş daha özelliği ekledim üzerine. Ona dokunduğum an asansör zemin kata geliyor, dış giriş kapısı açılıyor. Evet, ilk gördüklerinde şaşkınlıkla karşılıyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyor aslında ama görünce olabileceğini söylüyorlar. Güzel yaptığımı söylüyorlar. Tebrik ediyorlar. Şu an için bunları yaptım. İleriki zamanlarda öndeki araç kontrolüne varıncaya kadar sesli olarak mesafe kısaldığında, mesafe yaklaştığında sesli olarak beni uyaracak şekle getireceğim. İşte gece karanlık olduğunda sesli olarak ışık seviyesi düştüğü için farları yakıyorum veya ışık seviyesi arttığında ışık seviyesi yükseldiği için farları kapatıyorum şeklinde sesli olarak bana uyarı vererek işlemi gerçekleştirecek. Buna benzer daha başka fonksiyonlar da yapılabilir. Sadece hayal ediyorum ve yapıyorum. Geliyorum asansörü beklemek veya aracı beklemek. İnsan işte önemli dedik ya, sağlık yönünden evden çıkmadan aracımızı çalıştırıp ısıtıp binip gitmek için kış dönemlerinde özellikle böyle hastalanma durumlarını ortadan kaldırmak için evden çalıştırıyorum aracımı. Aşağı indiğimde aracım sıcak oluyor, aracıma binip direkt gidiyorum, yani ısınması için beklemiyorum. Güvenliğini alıp evimize dönüyoruz. Hatta bunu unutmuş olsak bile istediğimiz yerden aracımızı kilitleyebiliyoruz. Şimdi zaman kaybını önlemek amacıyla asansörü gelip beklemektense aracımızdayken dış kapıyı açıyoruz. Asansörümüzü de çağırıyoruz. Şu an asansörümüz çağrıldı. Zemin kata geliyor. Asansörümüz geldi. Asansörümüzden iner inmez aracımıza çalıştırma komutunu gönderiyoruz. Açıyoruz. Aracımızı çalıştırdık. Araç çalıştırılıyor. Ben hırsızlık yapmak için girdim içine. Kontağın üzerinde ne olduğunu düşünüyoruz. El freni indirdiğimiz an aracımız stop ediyor. Kendini stop ederek güvenliğini alıyor.
Mersin'in Erdem ilçesinde yüksek mahallelerde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Köyleri birbirine bağlayan Menfez Köprü ise çöktü. Ebre de gidiyor bak, dikkatli olun ha, bak karşıyı görüyor musun? Fazla yaklaşmayın. Bak bak bak. Bak hele fazla yaklaşmayın, Gurbe'de gidiyor bak. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mühlü mahallesinden geçen Mühlü deresinde taşkın oluştu. Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kayması meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu kısa sürede yeniden açtı. Öte yandan aynı bölgede Erdemli ilçesi Üzümlü mahallesi ile Merkez Mezitli ilçesi Tol mahallesi arasındaki Menfez Köprü sağanak yağış sonrası oluşan taşkın suya dayanamayıp çöktü. Ha bak Ebede de gidiyor. Ulan ayağımızın altı bile sallanıyor. Aman Allah. Fotoğrafını mı video mu? Gidiyor bak Muklar gidiyor. Ulan ayağımızın altı gidiyor ha, fazla yaklaşmayın. Bak karşıya göre mi? Gidiyor. Son durum. Niğde'de bir vatandaştan rüşvet istediği iddia edilen vergi dairesi memuru adliyeye sevk edildi. Niğde Vergi Dairesi'nde işlem yaptırmak isteyen RB, memur MÇ'nin kendisinden rüşvet istediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda dairede tedbir alan polis ekipleri MÇ'yi 500 lira rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. O değil be. Efendim iddialar doğru mu? Rüşvet iddiası doğru mu? Niğde'de devlet güvencesi altında olan çocuklar için her ay hayırsever vatandaşlar tarafından doğum günü organizasyonu düzenleniyor. Niğde'de devlet güvencesinde olan çocuklar için her ay hayırsever vatandaşlarla birlikte doğum günü organizasyonu düzenleniyor. Niğde'de özel bir işletmenin de ev sahipliği yaptığı projede Niğde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Niğde Valiliği ve birçok kurumun da desteğiyle çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek'in de öncülüğünde ve birçok hayırsever vatandaşın destekleriyle düzenlenen etkinlikte çeşitli hediyeler alan çocuklar mutlu anlar yaşıyor. Doktor Çiğdem Olgun Şimşek her ay yapılan bu organizasyona mikrofonlarımız aracılığıyla hayırsever bütün vatandaşları da davet etti. Devlet korumasındaki sevgi evlerimizde ve çocuk evlerimizde sahip çıktığımız çocuklarımıza her ay düzenli doğum günü etkinlikleri yapıyoruz. O ay içinde doğum günü olan çocuklarımıza ayda bir kere toplanıp hem birlikte doğum günlerini kutluyoruz hem bir arada olmuş oluyoruz. Bu vesileyle bu ayda Kasım ayında, bu ay birazcık geciktirdik. Kasım ayında doğum günü olan çocuklarımıza bugün hep birlikte doğum günü organizasyonu yapıyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan, yine duyurularımıza olumlu yanıtlarla dönen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz her ay devam edecek. Duyarlı halkımızı da bu güzel organizasyonlarımıza bekliyoruz. Burada başarılı kızlarımız da var galiba. Biraz önce onlarla da sohbet ettiniz. Ondan da bahsedebilir misiniz?
Çocuk evlerinde kalan kızlarımızdan iki kardeş kendileri de halterde derece yaptılar. Bizleri gururlandırdılar. Halter sporunda etkinliklerden dereceyle geldikleri için buradan kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Gururumuz oldular. Her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de Aysel ve Cansel Özkan kardeşler Ankara'da düzenlenen Türkiye Genç Bayanlar Halter Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırmıştı. Hedeflerini ve mutluluklarını anlattılar. Ben çok mutluyum. Türkiye'de derece yaptım. Şu an kampa gireceğim. Dünya şampiyonasına çıkacağım. Ben çok mutluyum. Aynen. İkimiz de rekor kırdık. O koparmada rekor kırdı. Ben toplamda rekor kırdım. Yani çok güzel bir yarışma oldu. Güzel. Peki hedefiniz ne? Evet. Milli sporcu olmak, besyo yokmak. Besyo'dan da kendimi geliştirmek istiyorum. Evet. Ben de aynı. İşte önümüzde Amerika'da yarışmamız var Mart'ta. Onun için hazırlanıyoruz. Yani Allah'ın izniyle. Onun için uğraşıyoruz. Biz her zaman destekçileriyiz. Gidecekleri bütün yarışmalarda hayatları boyunca arkalarında olacağız. İnşallah şimdi elde ettikleri gibi çok güzel derecelerle dönmelerini bekliyoruz. Peki biz de başarılar diliyoruz. Van'ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden özel harekat polisi Tugay Buruç başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Van'ın Başkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden özel harekat polisi Tugay Buruç başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ya eyyühellin ve la tegûlû limen yuktenu fî sebîlillâhi Başkale Özel Harekat Büro amirliğinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Polis Memuru Tugay Buruç'un mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Başkale Müftülüğü'nde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. İbreti alemdir, kokmaz çürümez, kokmaz çürümez. Onlara peygamberleri, peygamberleri, şehitler ölmez kardeş, şehit. Ve selamu aleyhim e'enzertahum emmem. Merhaba ey İbrahim Urşid-i Huda, merhaba ey Hakk'a Allah. Getirdiğiniz salatı selamları, dergâh-ı nezd-i ruhiyetinde kabullerinin güzelliğine makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l alemin ve ya Erhennena ileyle, bizler öbür alemde onlarla komşu eyle ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'la başlayan İslam davasına hizmeti geçmişine kadar adil abid ve ya Rahman Rahimim. Elimizi sana açtık, boynumuzu büktük ya Rabbi. Sen sana açılan elleri boş çevirmekten münezzeh ve müdarrasın. Bizim de burada acizane fakat kalbisine yaptığımız duamızı dergâh-ı ruhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Aksaray Belediyespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in 12. haftasında 1970 Hisar Belediyespor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Dalgan Spor Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlıların sağanak yağmur altında yapılan antrenmanları 1,5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Ertümen Buğday yönetimindeki antrenman kondinasyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşulları, istasyon koşulları ve stretching çalışmasıyla da başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Bültenimizi kapatmadan önce hava durumu hakkında biraz bilgi verelim. Yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken soba zehirlenmelerine karşı da bir uyarı var. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de 3 ila 5 derecede azalacağı bekleniyor. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.